Merhabalar, şimdi size koltuk ayarından bahsetmek istiyorum. Doğru koltuk ayarı çok önemli. Neden? Pedallara net bir şekilde ulaşmamız gerekiyor. Uzak kalmamız gerekiyor. Ayağımızın böyle zorlanarak basmaması gerekiyor. Ki ani bir durum olduğu zaman hemen müdahale edebilelim. Doğru koltuk ayarı nasıl yapılıyor? Mümkün olduğunca koltuğumuzu kendimize göre çekiyoruz debriyaja bastığımız zaman ayağımız yeterince kırık olduğu zaman bunun hiçbir zaman ne açısı var ne milimetrik olması önemli. Burada kendinizi rahat hissetmeniz önemli. E, net bir şekilde debriyaja frene basabiliyorsanız doğru koltuk ayarı anlamına geliyor. Doğru koltuk ayarını yaptıktan sonra boyunuzu ayarladıktan sonra yükseklik ayarı yapabilirsiniz buradan. Genelde yeni otomobillerin hepsinde var. Bu kolu yukarı aşağı indirip kaldırarak boyunuza göre ayarlayabilirsiniz bunu. Sonrasında sırt ayarı var. Sırt ayarı bazı otomobillerde yan tarafta sağ tarafta olabiliyor. Yuvarlak bir tuşla yapılıyor. Bazı otomobillerde de böyle kolla yapılabiliyor. Bu şekilde doğru e, ayarı bulabilirsiniz. Burada çok dik olduğu zaman e, direksiyon hakimiyeti sağlayamıyorsunuz. Artı e, otomobil kullanmak işkenceye dönüşüyor. Çok yorgunluk haline geliyor. O yüzden birazcık sırtınızın yatık olması gerekiyor. Sonrasında koltuk ayağınızın e, sırt ayağınızın doğru olup olmadığını anlamak için bileklerinizi aracın direksiyonuna uzatıyorsunuz. Simi de bileklerinizin değmesi gerekiyor. Burada da e, direksiyon ayarını şu şekilde derinlik ayarıyla yapabilirsiniz. Bunu kendinize doğru çekerek yapabilirsiniz. Şu an benim için bu ideal pozisyon açıkçası. Ayarı bitirdikten sonra ayar tuşunu kapatmayı kesinlikle unutmayın. Bu çok önemli. Bir de koltuk başlıklarını anlatmak istiyorum size. Bunlar da çok önemli. Bunu da kendinize göre ayarlamanız gerekiyor. Allah korusun, ani bir durumda kaza yaptığınız zaman bunlar bizim ileri geri yani kamçı hareketi diye adlandırılan harekette bizim başımızı koruyor. O yüzden bunları doğru konumda ayarlamak gerekiyor. Arka koltuklarda seyahat eden yolcu varsa onları da onların boyuna göre mutlaka ayarlamanız gerekiyor. Hani kafanız vurduğu zaman buraya rahat bir şekilde sizi karşılaması gerekiyor. Şimdi koltuk ayarı ve direksiyon ayarı ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Güvenli ve keyifli sürüşler diliyorum.